Onlar hayatımızı değiştirdiler. Onlar ilklere imza attılar. Üç adam bu haftada tarihin tozlu sayfalarından bir ismi gün yüzüne çıkarıyor. Tarihte bugün 15 Mart 1986. Sosyete Şaban filminin çekildiği, MFÖ'nün Vakti Rak şarkısını çıkardığı ve Sami Bosna'nın tarihe geçen o cümleyi sarf edeceği yıllar. O yıl biricik oğlum Sami ilkokula başlamıştı. Ben üniversite okuyamadım, bakkal oldum. O yüzden de oğlumun okumasını istiyordum. Ama gel gör ki Sami'nin derslerle hiç arası yoktu. Tembeldi. Hatta tep tembeldi. Hiç çalışmıyordu. Oğlum, dersini çalışsana. Çalışıyorum baba. Nasıl çalışıyorsun? Çalışmıyorsun, görüyorum ben. Ezberledin mi çarpım tablosunu? Ezberledim. 3 kere 5. Baba aşk olsun artık aramızda 3'ün 5'in hesabını yapmayalım ya. Heh, bilmiyorum demiyor da. Bağırma çocuğa Rüstem. Gel anne gel. Canım yavrum benim. Ben sana şimdi pekmez vereceğim. Annem sana pekmez verecek de zihnini açacak. Aç bakayım. Gidin pekmez. Aç. Hop. Heh, sor bakayım bir daha sor. Heh, soruyorum o zaman. 5 kere. 18. 18 diyor. 18 evet, aferin yavrum. Sen de 18 diyorsun. Evet. Yazıklar sen. Sen de çocuk yapandak ama çocuk tıpkı sana benziyor be. Yok çocuğum. Şimdi ben kendimi bildim bileli vücudum eğitimi reddediyordu. Aklım, beynim eğitimi reddediyordu ve cehalete karşı büyük bir açlık içerisindeydim. Yani canım hiçbir şey öğrenmek istemiyordu. Fakat tabii o zamanlar çocuk aklımla babamı bu konuda ikna edemiyordum. Şimdi evladım bak çok basit. Bak Ali okula gitti. Özne, tümleç, yüklem. Hadi şimdi sen dövmelerini ayır hadi. Ali okula gitti baba ben gideyim top oynayayım ne olur. Hayır gidemezsin. Top oynayayım aşağıda. Hayır. Çok top oynamak istedim. Hayır önce ders bunları ögelerini ayırmadan hiçbir yere gidemez. Ayır bakalım ögelerini. Hadi yavrum. Hadi evladım. Hadi okula git. Ayır bakalım. Hadi ayır. Ayırsana evladım. Ne bakıyorsun? Bu ne bu? Böyle mi ayrılır bu? Sana böyle mi ayır dedim. Ayır oğlu ayır. Rüstem. Ah, bağırma çocuğa. Rüstem niye bağırıyor? Al yavrum. Ya pekmezinle şimdi başlayacağım. Yavrum zihni. Sok pekmezi gırtlağına sok. Kuzguna yavrusu Şahin görünürmüş. Bana da Şahin görünüyordu ama Doğan görünmüş Şahin. Yani beklentim yüksek değildi. Ve bir gün karne günü geldi çattı. Tamam beklentim yüksek değildi ama o kadar kötü bir karneyi de beklemiyordum. Getir karneyi getir çok merak ediyorum getir hadi bakayım. Hadi ver bakalım ver. Türkçe zayıf. Matematik zayıf. Sosyal bilgiler zayıf. Müzik zayıf. Oğlum bu karnenin hali ne? Baba bak ne güzel öğretmen yıldız çizmiş karneme. Ne yıldız çizmiş adam tükürmüş. Adam karneye. Çık git odana. Yok sana karne. Sami büyüdükçe işler daha da kötüye gitmeye başlamıştı. Sanki her geçen yıl Sami'nin IQ'sundan birkaç puan götürüyor gibiydi. Bak evladım bak beni dinle beni. Beni dinle burada 40 tane soru var. Tamam. Süren de 60 dakika. Tamam. Tamam mı? Bak yapamadığın soru olursa boş bırak, vaktin kalırsa geri dönersin. Hadi bakalım. Hadi bak ben şimdi zaman tutuyorum hadi. 1, 2, 3, başla. Kaç dakikam kaldı baba? 59. Ha, iyi ben yapamadığım sorulara geri döneyim o zaman. Onu olmaz. Onu da bilmiyorum hiç. Onu zaten hiç görmedim onu. 2, 3, onu da ben. Kaç dakikam kaldı? 50 ama hayda hiçbir şey yapamadın. Ben gideyim top oynayayım. Akşam geri dönüp tekrar bakarım yapamadığım soruya. Saçmalama hiçbir yere gidemezsin cezalısın. Defol odana. Tamam. Dur bir dakika. Ne? 6 kere 3. 18. 18 mi? Evet. Aslan oğlum benim. 4 kere 7. 18. Devam. Her şey 18. Yine bir karne günü geldi çattı. Sonuç yine berbattı. Hani eskiden karneyle ekmek veriyorlardı ya. Bu karneye sakız bile vermezlerdi. Yavrum bu karnenin anne. Matematik 1, Türkçe 1, fen 1,
Beden eğitimi bir. Bir bir. Hepsinde birim. Bir numarayım. Bir bir. Lan saçmalama. Bu kadının hali ne? 3 kere 5. 18. 7 kere 9. 18. 6 kere 7. 18. Yeter. İş artık inada binmişti. Babam beni illa okutacaktı. Yani adam kendi halinde bir bakkalken bir eğitim neferine dönüştü ya. Gitti. Özel hoca tuttu bana. Hocam, bu arada çok teşekkür ediyoruz. Evladımıza özel ders vermeyi kabul ettiğiniz için. Gerçekten buyurun devam edin. Çok sağ olun. Buyurun biz yokmuşuz gibi. Ne demek parasıyla yapıyoruz. Evet, endoplazmik retikulum nedir? Endoplazmik retikulum hücrede çekirdekle hücre zarı arasında maddeyi taşıyan ince kanalcıklardır. Neymiş? Söyle bakalım neymiş? Bak, çekirdek kanalla taşır diyor. Çekirdekle kanal iyi olur diyor baba işte. Nasıl çekirdek? Çek kanalı aç şimdi mesela TRT'yi çekirdekle iyi olur diyor. Oğlum öyle bir şey mi diyor bu çocuk? Tamam tamam beyefendi karışmayın. Ben de tamam. Kork. Pekmez bak. Yemedi hocam. Pekmez. Bir dakika hanım. Pekmezlik diyor. Hoca ile öğrenci arasına girme. Evet, lütfen. Lütfen. Doğru söylüyor. Endoplazmik retikulum hücrede. Hücre. İnsanın temel yaşı. Hocam siz alın mısınız? Yapı... Bir dakika. Yok teşekkür ederim. Girme araya. Temel yapı birimi. Tamam. Hücrenin hocam. İçindeki çekirdekle hücre zarı arasındaki madde taşı. Kanalla çekirdek iyi gider işte. Evet. Aynı şeyi söyledik. Evet. Aç MacGyver'ı. On çekirdekle iyi. MacGyver'a. Evet. Saat kaçta MacGyver? 18. Her şey 18. Dur bir dakika. Beyefendi lütfen karışmayın. Bir şey söyleyeceğim hocam. Lütfen. Bir dakika. Lütfen. Ben dayanamıyorum. 3 saattir ders veriyorsunuz bu çocuğa. Evet. Bu çocuk sizce nasıl bir öğrenci? Bu çocuk sıfır bir öğrenci. Tam bir gerizekalı. Sabaha kadar anlatsın bir şey. Pekmez yemedi hocam. Pekmez ondan pekmezi. Değil bu. İlk evliliğimizde yedirdi bana pekmezi. Sonuç burada. Artık burama kadar gelmişti. Şimdi nasıl olsa benim geleceğim belliydi. Yani bakkalın başına geçecektim, mis gibi yatacaktım. Ver sakız, al parayı, para üstü bu. Hayatım buydu. Peki o zaman bunca bilgiyi niye öğreniyordum? Öyle bir şey söylemeliydim ki hem babam hem hocalarım dımdızlak kalmalıydı ve cevap verememelilerdi. O an beynimde bir şimşek çaktı. Yani tabii bu beyinde de her zaman şimşek çakmıyor. O yüzden bir fikir gelince bir sendeledim. Ve ağzımdan şu cümleler döküldü. Yemin ederim şu parayı vermemiş olsanız 5 dakika durmam burada. Ne demek? Para için yapıyorum bu işi. Niçin? Para için yapıyor. Sıfır ya. Ya yazıklar olsun size ya. Sıfır. Yazıklar olsun. Anlamıyor. 3 saatten hiçbir şey anlatamıyorsun. Ben görüyorum. Bir şey soracağım. Bu dersler gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Yani sonradan tabii öğrendim. Bu söz bir slogana dönüşmüş öğrenciler arasında. Artık zoru gören, türevi, integrali gören... ...ya bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacağı patlatıp... ...cehalete doğru müthiş hızlı adımlarla koşuyorlar. Ne mutlu bana, onlara biraz daha yardımcı olabilirsem. Bravo Sami Bostan, bravo sana. Adın tarih kitaplarına geçmese de... ...binlerce öğrenci her gün seni almakta. Beni soracak olursanız... ...tabii ki okumadım. Bakkalın başına geçtim. Ve tabii hiç matematik öğrenmediğim için bakkal battı, iflas ettik biz. Meğer dersler gerçek hayatta işe yarıyormuş. 16 yıldır üniversite sınavına hazırlanıyorum. Fakat bu sene YGS'de inanılmaz çalıştım, çok iddialıyım. Nasıl geçti peki sınav? Nasıl geçti? Bu pazar sınav vardı YGS sınavı. Olur mu, daha girmedik YGS'yi, biz bekliyoruz, gireceğiz daha. Siz ayın kaçında sanıyorsunuz YGS'yi? 18. Bu pazar mıydı? Bana neden söylemiyorsunuz? O kadar çalıştık. Belgesel belgesel oynadınız. Bu belgeseller gerçek hayatta ne işimize yarayacak?